Gülşen. Önem abla. Günaydın. Günaydın. Ne zaman gitti Doğan? Duydun mu hiç? Daha şimdi gitti. Öyle bir yürüyüşü var ki görsen uçuyor sanırsın. Öyle hafif. Başkası görmese bari. Kim bilir onu öyle görünce ne düşünecek insanlar. Ne düşünecekler Önem abla? Doğan abi artık senin kocan. Kocam. Ay. Ay bir tuhafıma geliyor. Nedenmiş? Ay yok, ben öyle alıştırmıştım ki kendimi eski halimi. Yani benim de mi kocam olacaktı Gülşen? Hadi şu gelinliği çıkarmama yardım et. Böyle yaptığımı görmesinler. Belki Doğan abi yardım etmek isterdi. Sonra bir şey demesin. E sen bana laf mı çakıyorsun? Sabaha kadar oturduk. Valla. Yani öyle şeylerden konuştuk ki. Yani böyle can sohbeti derler ya. Tam öyle. Sonra ben uyuyakalmışım. Ay Gülşen sağ ol kız. Ayakkabıların altına bakmayı unuttun. Bak bakayım kimin adı silinmiş. Benden sonra kim gidiyor? Pembe. Ay canım. Kız onun da aklı Yusuf'ta kaldı. Alo. Alo. Hala hala yavrum sen misin? Ne haber? Gayet iyiyim abacığım. Oralardaysa Ali'yi verir misin? Çok önemli. Vereyim bir dakika çağırayım. Ali! Efendim? Gel bak Lale telefonda. Efendim? Ali galiba tamam. Yeni bir dükkan buldum. Adresi hemen yaz. Saat 11 gibi orada buluşalım. Yazıyorum. Tamam, bir saate kadar. Tanıdın mı fotoğraftakini? Havva teyze! Havva teyze! Günaydın. Günaydın. Havva teyze. Hay Allah. Hadi şöyle hep birlikte bir güzel kahvaltı edelim. He? Yani hayır, sonra demesinler Doğan düğün yemeği vermedi diye. Değil mi ya? Bu gelin kahvaltısı. Pek adetten değildir ama gelelim bakalım. Tamam, bekliyorum ha. Tamam. Çocuklara tamam. Da haber verin. Oldu ya. Tamam. Günaydın, günaydın. Ya çok geç kaldım ya. Şunları da alayım. Ömer. Ben bu sureti biliyorum yavrum. Gene bir şerre gidiyorsun. Ya yok anneannem ya. Öğleden sonra evi ilaçlamaya gelmeyecekler mi? E madem bu akşam ders çalışamayacağım, ben de gidip çay ocağında işleyeyim bugünkü konuyu. Yoksa ne şerri anneannem, Allah Allah ya. Çayımı ben koyarım, zahmet etme. Duru ben koyarım, sen otur. Anne lütfen. Benim için bir şeyler yapmak istiyorsun ama boşuna. Duru her sabah yaptığım şeylere oturur musun lütfen? Artık değil. Artık farklı. Her şeyi senden bekleyemem. Ne zaman aşağı ineceksin? Efendim anlamadım. Yoksa o mu buraya yerleşecek? Duru. Böyle olmuyor mu bu işler? Ha, belki de beraber gidersiniz. Duru ne yapmamı istiyorsun? Hani hayatımda birinin olması seni mutlu ederdi? Bunu sen söylemedin mi? Söyledim. Ama hayatını değiştirecek biri olsun isterdim. Bunun bir tek anlamı var. Pes ediyorsun. Bütün o mücadeleye, çabaya bay bay. Duru bunları nereden çıkarıyorsun? Ben gidiyorum. Hadi boş. Duru. Duru. Ya, Duru. Anlaşılan bayağı kötü bir intiba bırakmışım sende. Niye böyle bir şeye sevinmemi bekliyorsunuz ki? Ya siz olup bitenden memnunsanız. Evet ama bu senin canını sıkıyor. Doğru. Çünkü bir adım sonranızı göremiyorum. Siz merak etmiyor musunuz? Bir adım sonramız. Doğan herkesi kahvaltıya çağırıyor. Alo, Titan dezenfekte şirketi mi? Ben fiyat alacaktım abicim. Evet. Evet. Tamam. Ben bir hesabımı yapayım, sizi tekrar ararım. Yani arayabilirim. Birkaç yerden daha fiyat alıp karşılaştırma yapacağım. Hadi, hadi eyvallah. Abi bu kaçıncı ilaçlama şirketi? Aşağı yukarı hepsi aynı fiyatı veriyor ya. Metrekaresi 250.000. Tavan arası, merdiven altı derken bir evden yuvarlak olarak 50 banknota çıkarız. Oldu bu iş. Ben hemen gideyim. Bir kilo ilaç, bir de pompa alayım. Sizin evin ilaçlanmaya ihtiyacı var mı? Cankuşum Tevfik. Ha? Ya ben yarım saattir boşuna mı konuşuyorum Tevfik? Birazdan sektör kelimesini telaffuz edeceğim.
O da boşa gidecek. 300 tane cevap geldi diyorsun ha? Peki o kadar mektubun fotoğrafının arasından kaç günde seçti kızı arkadaşın? Oo, bu 2 gün evvelki bu abicim. Hani sana şu neden bir omuza yazmıyorsun dediğim yerdesin sen hala. İşte bitti. Okuyayım mı? Oku bakayım. Arayan gözlerim. Bir dakika ya, bu ne? Rumuz. Bir kişi yazarsa adiyim. Arayan gözlerimmiş. Yüreğin arayacak Tevfik. Düşsene bir kere oğlum. Gazeteyi alıyor. O sayfayı açıyor kız. Beklentisi ne? İçine girebileceği bir göz kafesi arıyor. Sen ne veriyorsun? Dur sana şöyle bir bakayım. Olmaz. Bakılık değil ki kız oğlum. Rumuz çok mühim Tevfik. Rumuz hayati. Senin bu asker arkadaşının rumuzu neydi? Dünya evi. Etkiyi görüyor musun? Niyetini direktman gözler önüne seriyor. Gelen mektupları tekrar tekrar okuduk Tevfik. Anladık ki bu kişilerin her biri birer aşk yorgunu. Onları bile sen hırpalamayacaksın. Yani istediğin neyse, istediğim şudur ya da budur şeklinde söyleyeceksin o kadar. Anladım. Nikah masası nasıl? Dur. Bak şu daha iyi. Şahitlerin hazır mı? Ama bu sefer de sen fazla anladın Tevfik. Ya samimi söylüyorum 600 tane cevap gelecek sana. Neyse döneyim ben şu haşere meselesine. Sen kendin dön abicim. Benim burada bir sürü işim var. İyi günler. Beni Fahri Bey gönderdi yeğeniyim. Hoş geldiniz buyurun. Yok çok sağ olun abicim. Yusuf Bey, Ferhan Bey yok mu? Amcam onların ne kadar mühlet istediğini öğrenmemi istedi. Mühlet mi? Abi nerede olduklarını biliyorsanız götürün ben onlarla bir konuşayım. Gel abi ben götürürüm seni. İçeriden gelen kokuları duyuyor musunuz? Duyuyoruz vallahi mis gibi. Önem var ya öyle şeyler hazırlıyor ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Harbiden kahvaltıya benzesin diye ben de birkaç tane gazete aldım. Hani çayını yudumlarken böyle bakıyorsun ya. Hani televizyondaki gibi. Filmlerdeki gibi. Filmlerdeki gibi. Bizim neyimiz eksik canım? Şöyle bir göz atın. İmama. İşte güzel karım. Ay Doğan kusura bakma dün gece uyuyakalmışım. Yok canım. Sıkılmadın mı? Neden sıkılayım ki? Hem sen uyurken ben senin elini öptüm. Saçlarını okşadım. Ferhan'la Nilgün nerede kaldı? Ferhan'ın eline pansuman yapıyordu Nilgün. Gelirler birazdan. Bak, bıçak hayat çizgini uzatmış. Ya aşk çizgisi? O daha yeni belirginleşiyor. Bir süre önce kaybolmuştu. Bu hoşuma gidiyor işte. Biliyorum. Bu arada ben boş durmayayım. Elim iyileşene kadar seni şımartayım. İyi edersin. Şımart ki değişeyim. Sonra bütün bildiklerini anlat bana Ferhan. Yani biz erkekler gibi değiliz. Bütün gün dört duvar arasında bir ömür. Yusuf abi. Ferhan abi. Ömer gel gel. Mal sahibinin yeğeni geldi abi sizi arıyor. Mühlet verecekmiş size. Demek Rüstem üstüne düşeni yaptı ha. Öyle görünüyor. Öğleden sonra işlemler tamamlanacakmış. Yusuf abi nerede? Önemin evinde kahvaltıda. Ben gideyim bir haber vereyim. Tamam geliyorum ben. Dur şunu bir bantlayayım da öyle gidersin. Ay çocuklar şu işe bakın ya. Yumurta da geldi. Dinleyin. Adamın biri Güneydoğu'da deve kuşu çiftliği kurmuş. Kuşlar ağır kış şartlarına derhal adapte olmuşlar. Ve projenin sahibi hatırı sayılır miktarda kar etmeyi bekliyormuş. Kar altında deve kuşu çiftliği. Ya nereden bulurlar böyle işleri hiç bilmiyorum. Neden benim aklıma böyle basit ve kolay bir iş gelmez sanki? Elemana ihtiyacı var mıdır acaba? Peki iş için o kadar uzaklara gider misin? Vallahi sürekli bir işse neden olmasın? Afiyet olsun. Gel geç otur. Yok sağ ol daha sonra gelirim ben. Yusuf abi mal sahibinin yeğeni gelmiş seni görmesi lazımmış. Tamam hemen geliyorum. Aşağı yukarı 3 ay önce boşalttılar burayı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben Ümit. Ben de Yusuf. Sattınız mı evi? Çevreye karşı duyarlı olmak sadece vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda ahlaki bir mesele. Kaç! Çok geç olduğu zaman kaçacak yer bulamayacaksın. Çevre bülteni. Çevre bülteni alır mısın? Çevre bülteni. Çevre bülteni alır mısın? Hayır. Çevre bülteni bu konuda duyarlılık oluşturabilmek için katkılarını bekliyor. Hayır, sağ ol. Bu dünya için ne yaptın? Çevre için bir şey yap ve haftada bir gün bu dergiyi al. Senden bir şey almak istemiyorum. Sokak kedileri ve köpekleri bu şehrin öz varlıklarıdır. Onlara sahip çık. Bak, söylediklerinin hepsi doğru ama tavrın yanlış. Demek ki bunları biliyor olmak sana pek yaramamış.
Demek ki fikirlerin kadar satış biçiminin de ahlaki bir yönü var, öyle değil mi? Ama çevre... Ya bizi zorla mı değiştireceksin? Kolay gelsin Halit Bey. Merhaba. Ne kadar vaktimiz var? Akşama belli olacak. Yazık. Yok yok, kendim için söylemiyorum. Ben ne de olsa misafirim burada. Ama siz... Sonra bu güzelim dükkan. Günaydın. Günaydın. Çok bekletmedim değil mi? Yok, hayır hayır, ben erken geldim. O kadar heyecanlıyım ki. Eğer bu dükkansa. Gazetede yazan adres bu. Ya hayır derlerse çok ağrıma gider, biliyor musun? Koşulları bir öğrenelim mi? Hem hayır deseler bile hiç önemli değil. Nasıl yola çıktık bir kere. Gidelim mi? Hadi. Kolay gelsin. Merhaba. Teşekkürler. Buyurun. Biz dükkan için gelmiştik. Öyle mi? Ne kadar çabuk. Oysa gazetelerde ilan daha bu zaman yayınlanmıştı. Hemen konuşalım. Ne istiyorsunuz? Siz ciddisiniz. Evet. Hem de nasıl? Böyle şeyler olmazdı eskiden. Yani sanki etraftakilerle daha bir mesafeliydik. Uzak dururlardı bizden. Saymasalar bile çekinirlerdi. Ne oluyor anlamadım yani. Ben söyleyeyim abi. İstersen her şey yarın eskisi gibi olur. İstersen gene milletle aranda bir mesafe olur. Gene çekinirler senden. Yeter ki şu mahallenin romanını yak. Yakayım mı? Ne diyorsun Tevfik? Ne zamandır söyleyeceğim ama bir türlü olmadı. Sen de çok üstüne düştün hadisenin. Uzatma Tevfik, anlat. Sana ne abi romandan? Yemin ederim millet arkandan gülüşüyor. Hatta gözümüzde büyütmüşüz diyen bile var. Gözümüzde büyütmüşüz ha? Yırt abi onu. Sonra iki kere görünelim mahallede, bak neler oluyor. Yoksa mümkün müydü abi Ferhan abi kendi mekanında harcamak? Tevfik. Yalan mı abi? Mahallede dengeler bozuldu. Sen cümle kuracağım derken akma kenelden gidiyor. İşte romanın kalbime batan tarafı. Aynen yazmazsam adiyim. İş bitmiş. Bu iş bitmiş Beren abi. Biz Saadet ablayı uğurlayıp geleceğiz, tamam mı? Hı-hı. Ya bak, çayını da koydum. Mutfağın yolunu da biliyorsun. Canım bir şey isterse git al. Ay böyle de içime sinmiyor ya. Canım o yabancı mı değil mi Ömer ya? Söyle, varsa bir isteğin. Ya doğrusu istersen var. Zaten bunun için geldim buraya. Ne? Ya bana bir 100 kağıt borç verebilir misiniz? Milyon mu? Ya, milyar değil herhalde. Zaten biliyorsun Ömer biz. Takının kralı oldu Önem abla. Ama tabii para senin, vermeyebilirsin. Ama şunu bil ki kumar için istemiyorum bu parayı. Ya şu ışığa kör bakayım, iş için. İş için mi? İnanmıyorsun değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. E ne yapalım? Hadi gidin siz, merak etmeyin ya. Ben çayı bitirir, kapıyı çeker çıkarım. Tamam, hadi. Sizin hazine buralarda mı? Ne hazinesi ya? Tamam Ömer, tamam. Ama bak, borç olarak veriyorum, tamam mı? Bana ayda 25-25 dört taksitle ödersin. Doğan abi ya, sen var ya, ben ne diyeyim sana ya? Tamam, bir şey söyleyeyim, al. Hay Allah, gerçekten çok hoş, çok zarifsiniz. Tamam, imzalayalım satış sözleşmesini. Yalnız sizden birkaç gün veya bir hafta süre istiyorum. Vedalaşmam gereken dostlar, toplamam gereken alacaklar var. Mümkün mü? Tabii ki. Elbette. İnanalım mı sahile? Niteliksizlik benim sorunum bu işte. En sıradan işler için bile bir değil, birkaç tane üniversite diploması birden istiyorlar. Buyurun işte. Eğer üniversite mezunuysanız şirketimizde
müşteri danışmanı olarak çalışabilirsiniz. Üniversite mezun... Lale, ya merhaba. Senden bir şey rica edeceğim. Gelirken şu üniversite diplomanı getirebilir misin lütfen? Üniversite diploması mı? Şu anda sokağa döndüm. Eve gelince konuşsam. Tamam. Neden olmasın? Hırsızlık değil ya. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Lale Tülin. Okuldan eski bir arkadaşım. Demek sen de devam etsen böyle işler yapacaktın ha? Yok, ben başka bölümdeydim. Peki, ben içeri geçiyorum. Görüşürüz. Sokak değişmiş mi? Hayır, eskimiş sadece. Yıpranmış. Ama bunlar kurtarılacak. Yani bu civardaki bütün evler. Ya bizi mi? Ayrıntısını bilmiyorum. Ama dışarıdan görünüşüm müthiş. Bu ev niye boş? Ha, orayı Yusuflar boşalttı. Birileri de satın almak için dolaşıp duruyor. Satılıyor mu? Bu ev. Çok yazık. Buranın iyileştirme kapsamına alındığını bilmiyor musunuz? Ya ne zamandır bir şeyler oluyor mahallede. Hiç tanımadığımız birileri dükkanları basıp zorla bir şeyler imzalatıyorlar. Hatta geçen gün Yusuf'a da böyle bir şey. Tahmin ediyorum. Paylaşım başladı. Paylaşım mı? Evet. Çok ucuza satın aldıkları evleri bir kuruş harcamadan restore ettirip binlerce dolara satacaklar. Hırsızlık bu. Öyle. Ama şikayet eden olmayınca. Oysa bu projenin amacı burada oturan insanların yaşam kalitesini yükseltmek. Yani burada kalmalarını sağlamak. Öyleyse biz de seninle tek tek evleri dolaşıp konuşalım insanlarla. Eskiden olduğu gibi değil mi? Eskiden olduğu gibi. Ne değişti Tülin? Yani... Neden artık hiç kimsenin hiçbir şeye hayatını adadığı yok? Bilmem. Annemi gördün mü? Gördüm. Ama çıkıp benim deme cesaretini bulamadım. Öyle paydosu. Gidip bir şeyler atıştırayım. Bize gel. Ya annem bir şeyler hazırlamıştır. Hadi. Ah, buyur. Hadi. Oturalım. Merhaba. Sen? Tülin. Hatırladım. Çok beddua ettim ben sana. Anne. Tahmin ediyorum. Ben gideyim. Bırak Tülin. Gelmemeliydim. Hata yaptım. Bir anlamı olur mu bilmiyorum ama özür dilerim sizden. Özür mü? 20 yıl boyunca bu evde ne yaşandığını bilsen yine özür diler miydin? Darmadağın ettim seni. Bilemezdiniz. Nasıl? Tamam, tamam. Şu kadarın cevabını ver bana. Sen kendini affedebildin mi? İsimlerini tek tek sen saymışsın. Hiç kimse bu kadar ayrıntıyı bilemezdi zaten. Sonra gelip elleriyle koymuş gibi buldular. Dal gibi çocuklardı. Baba. Baba, iyi misin? Ne oluyor? Gel otur, ben sana su getireyim. Baba. Ben seni gördüğüme memnunum. Anlatmaya çalıştım, izin vermedin. Sana baktığım zaman karşımda bir muhbir görmüyorum, tamam mı? Ali unutsun diye bütün resimlerini yaktım ben onun. Birlikte çektirdikleri fotoğraflardan kesip çıkardım. İşe bak. Şimdi yıllar sonra karşıma geçiyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi merhaba diyor. Bir de özür diliyor ya. Elbette affettim kendimi. Gidip bir yerlerden mi atlasaydım? Hepimiz bir şekilde yaralandık. Ben acıya dayanamadığım için verdim adlarınızı.
ama konuştuğum için belki de en ağır yaralı olan benim. Annem yine de şanslı. Keşke benim de karşısına çıkıp hesap soracağım, gırtlağını sıkacağım biri olsa. Bu sokağın fotoğraflarını dün çekmiştim. Yani dün bitmişti işim. Çoktan diğer mahalleye geçmem gerek. Ama seni göreceğim diye evin etrafında dolanıp duruyorum. Öyle garip bir sessizlikle karşıladın ki beni. Oysa en büyük tepkiyi senden bekliyordum. Diğer bölgeye gönderilmeyi istesem çok iyi olacak. Buradaki iş öyle çabucak bitecek gibi değil. Hoşça kal Ali. Tülin. Yok gelme lütfen. Görüşmesek daha iyi olacak. Nasılsın? İyisin değil mi Dan? Daha iyiyim. Canım benim. Anne, onun benden bir farkı yok. Hayır efendim. Siz de aynı şeylere maruz kaldınız. Bir kişiyi ihbar ettiniz mi? Adı verilecek kimse kalmamıştı ki. Güzel haberi verelim mi artık? Hayırdır? Yoksa dükkanı tuttunuz mu? Evet, hem de en güzelini. Bir haftaya kadar başlıyoruz. Hayırlısıyla inşallah. Hadi otur bir lokma yemek yiyin. Birazdan Ömer ilaççıları getirecek. Buyurun. Dün karşılaştık onunla. Gördüğün fotoğrafları da o çekmişti. Sonra bu sabah tekrar evin önünde görünce... Sözü öyle bir yere gelince konuşacak hiçbir şey kalmıyor. Bazı acılara kimse dayanamaz. Hiç kimse. İncittin mi peki ben şimdi? Hadi içeri girin. Dur. Dünlüğü bitireyim. Yoksa unutabilirim, yazık olur. Neymiş unutmaktan korktun? Şu kar altındaki deve kuşu çiftliğine bile giderim çalışmak için. Yeter ki iş olsun ha. Gel, dinleyicisi. Yeter ki iş olsun. Hareket halindeki buğday kamyonuna konan kuşlar gibi yersin, yersin. Şöyle karnını tutup oh dediğinde bir bakmışsın çok uzaktasın. Her şeyden, herkesten. Öyle. Doyarken kayboluyorsun. Biliyor musun, romanı bana yakıştıramıyormuş eski arkadaşlar. Kahvede arkamdan söyleniyorlarmış. Çakalların hayal kırıklığı olmuşum. Aslında doğru tabii de biraz eksik. Sadece roman değil ki beni değiştiren. Sen olmasaydın 10 cilt de yazsam hava. Aa. Dur gelmiş, ben gideyim. Sonra görüşürüz. Ya dur Olcay. Ben bir kez daha konuşmak istiyorum Duru'yla. Ya içimden geçenler dilime dökülürse onu ikna edebilirim belki. Sabra abi. Gülşen. Ay neredeler bunlar? Hadi Sabra abi işte. Peki ya hanım? Sabahtan beri onu da görmedim. Var bunlarda bir şey. Hadi hayır olsun. Hayır tabii önem. Onlar kasten bizi yalnız bıraktılar ki biz böyle rahatça koklaşalım diye.
Bak Doğan, ya biliyorum sen samimiyetini gösterdin, sıra bende. Ama birazcık bana zaman ver. Azıcık ne olur. Merak etme öyle. Ben hem seni hem de zamanı kolluyorum. Sahi bu takvimin yaprağı niye hala dünü gösteriyor? Ona ben kaç gündür bakıyorum biliyor musun? Kendimi düğüne alıştırayım diye kaç gün önceden kopardım sayfalarını. Kırlangıç fırtınası olacaktı bizim düğünümüzde. Cemreler düşecekti. Sahi sen dikkat ettin mi böyle şeye? Sen beni bir çağır. Düşsün bütün cemreler. Hem de üçü birden. Doğan ben... Tamam hayatım bak şaka yapıyorum. Sen de hemen ciddiye alıyorsun ha. Ya gerçekten bu Sabri abinin ev halkı nerede? Merak ettim ha. Ya tamam işte yok da hadi sofraya yardım et bana. Tamam hadi. Bak gördün mü Gülşah? Onların işi de zor ya. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Oo, bayağı serin dışarısı. Şunu koy bakayım kızım oraya. Sabahtan beri buradasınız değil mi? Canımız sıkıldı biraz dolaşalım dedik. Ama eve hiç gitmedik baba. İyi. Ne haber Gülşen? İyiyim. Önem abla uyanıncaya kadar bekledim. Öğlenden beri buradayım ben de. Daha duracak mıyız Sabri? Ya yeni evli bir çiftin burnunun dibinde ne işimiz var Allah aşkına bütün gün? Peki yarın da mı böyle yapacağız? Dur bakalım. Belki yarın Doğan'ın evine geçerler. Ya geçmezlerse? Şu halimize bin şükür kızım. İnsanlar nerelerde barınıyorlar biliyor musun sen? Biz gene şanslıyız. Serhat hadi gel biz biraz dışarı çıkalım. Yusuf abi. Gelebilir miyim? Tabii tabii. Annem nerede? Aşağıda bizde. Aşağıda mı? İzin ver bize Duru. Sanki iyi bir şey çıkacak bundan. Yani bu ilişkiden. Sen karşı duruyorsun diye yaklaşamıyoruz birbirimize. Yusuf abi, ben anneme engel değilim. Hele izin konusunda. Sadece aklıma yatmıyor. Annem istediği zaman gider. Bana soracak değil ya. Aklına yatmıyor ne? Dün söyledim ya. Bunu anlatamam. Çünkü sözlerin ağır gelir bana değil mi? Doğru. Ağır gelir. Yoksulluk diyeceksin. Ama yalan mı? Doğru. Ama hayır demeye yeter mi? Ne bileyim Gülşen, baban ne diyor duymuyorum bile. Kafam o kadar bozuk ki ona. İnşaata götürmüyor beni. Ne kadar konuştursam boş. Serhat bir şey soracağım sana. Hiç aklına gelmiş miydi önceden? Bir gün bir evin başına geçeceğim, bir ailem olacak. Değil mi? Hani insan düşünür, hazırlar kendini. Ne düşünmesi? Biri bana deseydi ki Serhat bundan sonra böyle yaşayacaksın, gülerdim ona. Benim arkamda babam var. Sen ne sanıyorsun benden? Ama elimizden daha önemli bir şey var Gülşen. Bir türlü çıkamıyorum içinden. Neymiş o? Yusuf. Nerede doğacak o? Önem ablanın evinde mi? Dördümüzün birden yattığı o salonda mı? Yine ne geldi aklına? Hiç. Şu çocuklara bakıyorum da şöyle bir elini tutup yürümüş değilim seninle. İsteseydin tutardı. Ver bakayım elini. İşte ne var bunda? Bu bize göre değil be. Sen gene koluma gir. Ne gülüyorsun? Utandın değil mi? Bak yanakların kızardı. Hadi canım sen de. İşte toplasan şu kadarız. Bir de bayram. Dedesinin bir tanesi. Bu kadarız. Yer mi yok bize koca İstanbul'da be?
Aa, Olcay. Ha, merhaba. Şaşırdım vallahi seni görünce, hoş geldin. Yusuf yok mu? Birazdan gelir. Ne haber, nasıl? Ay, sabahtan iyiydim de dükkanın satılacağı haberini duyunca bütün keyfim kaçtı. Aa, berber satılıyor mu? Bütün binayı satıyormuş adam. Hatta belki şimdiye satmıştır bile. Ferhan da alt üst oldu yavrum. Ya eğer imtihansa bunlar, çok zor ya. Zor. Çünkü o dükkanla geçinirken bile bir imtihan veriyorsun. Of. Ne oldu, Duru'yla konuştunuz mu? Konuşuruz sonra. Ya böyle olmayacak ya. Ben şu gidip bizim eski evi isteyen emlakçıya yalvarayım. Hadi güle güle. Bir kahve yapsaydın kendine. Aklıma geldi ama sen yokken mutfağına girmek istemedim Nilgün'cüm. Aa, hiç olur mu canım? Hem artık sen... Söyle söyle, çekinme. Sen de mi yadırgıyorsun yoksa? Yok. Hayır. Ben şaşırıyorum sadece. Yani kendimi alıştıramadım daha. Neden? Ay, anlatabilsem keşke. Bak, şu eve ilk bakmaya geldiğin zamanı hatırlıyor musun? Halini, tavrını. Sanki bu halin geçiciymiş gibi. Sanki yarın böyle eşyalarınızı toplayıp... Aman, saçma sapan konuşuyorum işte. Ben güzel bir kahve yapayım mı sana? Yok, Duru yukarıda beni bekliyor. Hem akşam için yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Sonra görüşürüz, oldu mu? Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Öyle bir duygunun var hoşlarında. Aşkın kenar mahallesinden kiminle çıkacaksın? Hayırlı işler. Merhaba. Hoş geldin. Ne yaptınız? Süre konusunda karar verdiniz mi? Malum, haber bekliyorlar benden. Ya şu binayı satın almayı düşünen şahısla bir de biz görüşsek belki devam eder kiracılığımız. Kiracılarınız çıkmadan bu iş olmaz diyor. Kanuni haklarınız varmış, sizinle uğraşamazmış. Biz tamam dedik. Yani Fahri amcam, çocuklar beni kırmaz. Hem Yusuf'la da bunca yıllık hukukumuz var dedi, değil mi? Doğru. Doğru da. Aa, ben de Fahri abi arayacaktım. Kendi yok mu? Hayır, ben geldim. Tamam, biz dükkandan çıkıyoruz. Ne diyorsunuz? Ayak direyecek halimiz yok. Ama bu binayı kim satın alıyorsa söyler misin? Gelip bir de bizim eski eve baksın. Nakit olursa sorun çıkartmayacağız. Yusuf, ne diyorsun? Başka çare var mı? Evin parasıyla da sana en kralından bir dükkan açarız. Hiç değilse bu defter kapanır. Yalnız kim alıyor bu binayı? Vallahi ben kendisini hiç görmedim. Bir kere telefonda konuştum o kadar. Bütün işlemlerini Rüstem diye birinin aracılığıyla götürüyor. Herhalde ona gidecek değilsiniz. Neden? O alıcıysa biz de satıyoruz. Hem o zaten kendini ispat etmiş biri değil mi? Sen ona söyle kardeşim, gelsin şu evi bir gezdirelim. Hayır. Fahri amcam bu işlere karışmaz. Ben size onun telefonunu vereyim. Siz kendiniz arayın. Anlayışınız için de sağ olun. Teşekkürler. Merak etme, tek elle kavga edecek halim yok. Ölüyor da bir de hemen. Pislikler. Bak, her yerde. Her yerdeler ya. Nerede kaldı bu Ömer zararlısı? Nerede kaldınız kardeşim ya? İki gündür burada gelip ilaçlama yapacaksınız diye evde asker olduk. Kızma be anneannem. Anca kurduk şirketi. Birazdan eyleme gireceğiz. Ömer. Benim. Çok yakışmış Ömer. Ben sana demedim mi? Bu şerrin altından bir şey çıkacak diye. Ne bu hal? İş sahibi bir insanım ben artık. Hadi pencereleri kapatın. Siz de boşaltın araziyi, hadi. Hadi. Anneanne, mutfakta ne kadar kap bacak varsa hepsini naylon bir poşet eser. Hadi ya. Hadi. Vallahi bu böyle çok güzel oldu ha. Yoksa sırf bunun için ta evden kalkıp buralara kadar gelmezdim ben. Her işte bir hayır vardır derler ya. Önemli Doğan evde yalnız kalsın diye bütün günü arabada geçirdik ama bakın ne güzel oldu. Çıkıp ben şunları ödeyeyim ha. Dur bakayım, dur. Olmaz öyle şey.
Ben varken sana düşer mi hiç? Baba. Ama şuradan bana bir paket alırsan fena olmaz. Tamam baba. Ben ödeyeyim diyor. Tamam desem cebinde parası var mı bakalım? Yok. Ama sadece altta kalmamak için öyle diyor. Alın bakalım abi böcek. Hepinize ölüm. Çalışıyor vallahi işe yarıyor. Ya çıkın ortaya da göreyim sizi ha. Madem heyelendiğine göre bu bütün konağı ilaçlatalım. Sen git Olcay'a söyle, ben de Dilgün'le öğleme söyleyeyim. Bugün sizi pek dinleyemedim. Hep sözünüzü kestim. Önemi yok. Yok, önemli. Önemli. Bir dönem çok muhbirler yetişti bu topraklarda. Bunlar da canımızı çok yaktılar. Siz öyle olmadığınızı anlatmak istediniz ama ben fırsat vermedim. Şimdi size bir kahve ikram etsem mi? Teşekkürler. Memnuniyetle. Ben çay ekleyeyim hemen size. Hadi yapın. Tarçın var mı tarçın? Tarçın var. Açık. Sağ ya, sen diploma istedin bugün. Yarın gelirken unutma olur mu? Merak etme, bir şey olursa senin verdiğini söylemem. Bir arkadaşımın da gizlice aldım derim. Ne yapacaksın peki? Ya bir iş var. Büyük bir şirkette müşteri danışmanlığı. Nasıl bir şey diye telefon ettim, sordum. Bir tür ev sahipliği dediler. Yani gelen konukları ağırlıyorsun. Bir tek koşulu var. O da üniversite diploması. Hangi okuldan olduğu hiç önemli değil. Ben senin diplomana kendi resmimi yapıştıracağım. Hoş geldin. Kabul edersin değil mi? Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Dün sana aktardığım laflar için sonradan pişman oldum. Ama her kelimesi haklıydı. Üzme kendini Tevfik. O laflar romandaki satırlara dönüştü bile. Peki abi gene çıkacak mıyız sokağa? Görünecek miyiz mahalle? Şimdilik öyle bir kararım yok. Peki herhangi bir kararın var mı abi? Tevfik, sen bana laf mı çarpıyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Tevfik, kahven var değil mi? Var. Nasıl içersin? İki tane orta kahve. Tamam, hemen. Nereye gidiyorsun? Nereye gidelim? Anne. Biraz konuşabilir miyiz? Söylemek istediğim şeyler var. Tamam. Ben dükkandayım. Evet. Lafı fazla uzatmayacağım. İnsanların seni gözetlemesinden çok rahatsızım. Nasıl? Önce Yusuf abi uzaklaşıyor. Sonra peşinden sen çıkıyorsun. Gözden uzaklaşıncaya kadar size bakanlar sonra gözlerini bana çeviriyorlar. Lütfen anne, gidelim artık. Nasıl olsa bize Lale abla bakmıyor mu? Onun evine yerleşelim. Duru, bu mümkün değil. Peki, benim onda kalmama izin verir misin? Hayır, olmaz. Böyle mi sürecek peki? Bilmiyorum. Bil ve bana ne olacağını söyle. Yarın. Yarın mı? Evet, çünkü ben de ona göre kararımı vereceğim. Ne kararı Duru? Yalnız mıyım, kimsesiz mi? Bunu bilmem gerekiyor. İşe bak, annem aşık. Annem aşık ve ben yapayalnızım.
Belki Doğan abi yardım etmek isterdi. Sonra bir şey demesin. Sen bana laf mı çakıyorsun? Sabaha kadar oturduk. Duru, ne yapmamı istiyorsun? Hani hayatımda birinin olması seni mutlu ederdi? Bunu sen söylemedin mi? Söyledim. Ama hayatını değiştirecek biri olsun isterdim. Bunun bir tek anlamı var. Pes ediyorsun. Sıkılmadın mı? Neden sıkılayım ki? Hem sen uyurken ben senin elini öptüm. Saçlarını okşadım. Mahsahibinin yeğeni geldi abi, sizi arıyor. Mühlet verecekmiş size. Demek Rüstem üstüne düşeni yaptı ha? Öyle görünüyor. Öğleden sonra işlemler tamamlanacakmış. Sana ne abi romandan? Yemin ederim millet arkandan gülüşüyor. Hatta gözümüzde büyütmüşüz diyen bile var. Tamam, imzalayalım satış sözleşmesini. Çok beddua ettim ben sana. Annem. Tahmin ediyorum. Ben gideyim. Sen olmasaydın 10 cilt de yazsam hava. Yusuf abi, ben anneme engel değilim. Hele izin konusunda. Sadece aklıma yatmıyor. Ağır gelir. Yoksulluk diyeceksen. Ama yalan mı? Yusuf, nerede doğacak o? Önem ablanın evinde mi? Dördümüzün birden yattığı o salonda mı? Sen de mi yadırgıyorsun yoksa? Yok. Hayır. Ben şaşırıyorum sadece. Benim. Çok yakışmış Ömer. Ben sana demedim mi? Bu şerrin altından bir şey çıkacak diye. Ne bu hal? İş sahibi bir insanım ben artık. Hadi pencereleri kapatın. Siz de boşaltın araziyi hadi. Siz böyle olmadığınızı anlatmak istediniz ama ben fırsat vermedim. Önce Yusuf abi uzaklaşıyor. Sonra peşinden sen çıkıyorsun. İşe bak. Annem aşık. Annem aşık ve ben yapayalnızım.